Green fonksiyonumuzu hesapladık. Green fonksiyonunu hesapladığımız için buradaki bu denklemlerin en genel çözümünde skalar potansiyel için D küpü üssü bu R ve T anındaki skalar potansiyelin değeri D küpü R üssü DT üssü Rho R üssü T üssü bölü R eksi V üssü çarpı Dirac delta T eksi T üssü eksi R eksi R üssü bölü C olarak yazabiliriz. Şimdi tabi Dirac delta'nın özelliğini kullanarak T üssü integralini kolaylıkla hesaplayabiliriz. Bu da bize T küp R üssü Rho R üssü Tg bölü R eksi R üssü gibi bir ifade verdik. Buradaki Tg dediğim zaman benim potansiyeli ölçtüğüm zamandan ve onu yaratan etkinin o noktaya ulaşması için geçen zamanı çıkardığımda elde ettiğim zaman. Yani buraya baktığımızda gördüğümüz şey bizim elektrodinamikteki elektrostatik potansiyel ifadesi de en azından Lorentz ayarında elektrostatiktekine benzer. Yine yük yoğunluğu bölü aradaki mesafenin integrali şeklinde yazabiliyoruz. Tek farkı belli bir T anındaki potansiyeli istiyorsam bir R üssü noktasındaki Tg T anındaki yük yoğunluğu değil, daha önceki zaman bir Tg anındaki yük yoğunluğuna ihtiyacını kullanmamızdır. Şimdi elektrostatik durumunu elde etmek istersek, elektrostatik durumu özel bir durum. Rho'nun yük yoğunluğunun zamandan bağımsız olduğu bir duruma karşılık gelir. O durumda da zaten yine eski denklemlerimizi elde etmiş oluruz. Şimdi vektör potansiyeli de yine benzer şekilde D küp R üssü. Bu sefer tek farkı yük yoğunluğu yerine R üssü anındaki ve geçmiş zamandaki onu yerleştirmemiz yeterlidir. Tabii ilk sormamız gereken şey, dedik ki bu denklemler sadece Lorentz ayarında geçerli olan denklemler. Yani bu A ve Fi'nin A'nın diverjansının 1 bölü C Fi'nin zamana göre türevini eklediğimizde bunun sıfır olması lazım. İlk sorabileceğimiz soru, acaba bu doğru mu? Şimdi bakalım diverjansını, A'nın diverjansını hesaplayalım. A'nın diverjansını hesapladığımız zaman D küp R üssü. Evet, diverjans dediğimiz konuma göre türevler. Konuma göre türevi aldığımız zaman bize buraya baktığımızda R konumuna bağlı olan bir burada bir R'ye bağlı bir ifademiz var. Ama dikkat ederseniz bu Tg dediğim gecikmiş zaman da yine R konumuna bağlıdır. Dolayısıyla türevi alırken hem bu ifadenin türevi hem akım yoğunluğunun türevini almamız gerekiyor. Şimdi yazacak olursak ne olacaktır o zaman bu J bölü C 1 bölü R eksi R üssünün türevi artı. Şimdi R'ye bağlılık sadece burada olduğu için bunu şöyle yazabilirim. J'nin 1 bölü C'yi de dışarı alalım. Tg'ye göre türevi, zamana göre türevi ve Tg'nin gradyanıyla bunun çarpımı. Şimdi şunu biliyorum. Şu türev yine elektrostatikten ve manyetostatikten hatırlarsanız bu türev 4pi çarpı bu diverjans 4pi çarpı bu
1 bölü r eksi r üssünü bir birim yükün yarattığı potansiyel olarak düşünürsek bu bize bir nevi elektrik alanı getirecektir. Elektrik alanı da biliyoruz ki r eksi r üssü bölü r eksi r üssünün küpü olarak yazabiliriz. Burada j, r, tg, skalar çarpım. Bu ifademiz var. Artı şu türü. Yine manyetostatikten hatırlarsanız bu ifade manyetostatikte de karşımıza gelen ifadeydi. Tek fark buradaki Tg'nin olması burada. Ama bu Tg'nin olması pek bir şey değiştirmeyecektir. Bu integral sıfırdır. Geriye sadece bu kısım kalacaktır. Şimdi gelelim aynı bu fi'nin t'ye göre türevini alalım. Fi'nin t'ye bağlılığı bir tek burada gelecektir. Neyi hesapladık? A'nın diverjansı şu anda şuna eşit. 1 bölü c. D küp r üssü. J'nin Tg'ye göre türevi. Şimdi Tg'nin gradyanı. Gerekirse onu daha sonra şuradan hesaplayabiliriz. Fi'nin zamana göre türevini alacak olursak. Fi'nin zamana göre türevi, fi ifademiz bu. Zamanı tek bağlılık buradan gelecek. Eşittir. 1 bölü c'si yok. D küp r üssü. Rho'nun Tg'ye göre türevi. Ve Tg'nin Tg'nin T'ye göre türevi. İkisini şu ifadeyi yazacak olursak diverjansını alıp fi'nin T'ye göre türevini ışık hızına bölüp topladığımızda 1 bölü C eşittir D küp R üstü bölü Tg'ye göre türevi, Tg'nin gradyanı, artı Rho'nun Tg'ye göre türevi. Şimdi Tg'nin T'ye göre türevi 1. Yani Rho'nun Tg'ye göre türevi ile Rho'nun T'ye göre türevi aslında aynı şey. Ya da hatta direkt bunu T'ye göre türevi olarak bırakabiliriz. Ya da Tg'ye göre türevi. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bunları bir şekilde birleştirip sıfır olduğunu göstermemiz lazım. Şimdi neyi biliyoruz? Rho'nun zamana göre türevi artı J'nin gradyanı mutlaka sıfır olacak. Tabii bunlar R, T anında, R noktasında ve T anında. Bu süreklilik yükün korunumundan bildiğimiz şey. Bu bize diyordu ki belli bir noktada eğer yük yoğunluğu değişiyorsa mutlaka orada bir akım olacak. Yük yoğunluğu o akımla dışarı taşınacak ya da o bölgeye getirilecek. Şimdi buraya baktığımızda tam olarak istediğimiz şey değil. Buraya bakarsak bu Tg'ye göre türev ve bu R üssü noktasında ve Tg anında. Buraya baktığımızda ise yine Tg'ye göre türev var. Şimdi biraz işlem yapacağız. Şimdi Tg'nin gradyanını düşünecek olursak Tg neydi? R eksi R üstüne bağlı bir ifade. Dolayısıyla şunları silelim. Şuraya. Tg'nin R'ye göre gradyanı şurada yazdığım ifade. Tg'nin R üssüne göre gradyanına eşittir. Eksilisine.
Şuradaki işaret farkından dolayı bir eksi gelecek. Bunu t üstüne göre, r üstüne göre gradyant olarak yazarsam, d küp r üstü j'nin tg'ye göre türevi, tg'nin r üstüne göre gradyanı eksi. Kısmi integrasyon yapabilirim. Kısmi integrasyon yaptığımda bu d küp r üstü j'nin tg'ye göre türevinin r üstüne göre gradyanı. Pardon, bu kadar uzatmamıza gerek yok. Şimdi hatırlarsanız bu ifade nereden gelmişti? D küp r üstü j'nin gradyanından gelmişti. Tabii bunların her birinde böyle r eksi r üstü kısmımız da var. R üstü tg. Şimdi bu r'ye göre gradyan bir tek burada vardı. Burada yoktu. Dolayısıyla bunu tg'ye göre türevini alıp sonra tg'nin gradyanı olarak yazmıştık. Oysa bunu şimdi yine aynı şekilde r'ye göre gradyan yerine r üstüne göre gradyanı olarak düşünebilirim. Tabii şimdi r üstüne göre gradyant olduğu için şimdi sadece tg'den kaynaklı r üstü bağımlılığından geliyorsa şayet bir eksi işareti gelecektir r üstü gradyanına göre. Ama bir de buradan ekstradan katkılar gelecektir. Onu da çıkarabiliriz. Ve o sıfır olacak. R üstüye göre bir diverjansımız var. Artı j'nin artı rho'nun tg'ye göre türevi gelecek. Toplamı yük korunumundan dolayı sıfır olacak ve bu ifademiz de yine sıfır olacaktır. Yani buradan bu oradaki adımları fazla uzamasın diye atladım, notlardan bulabilirsiniz. Gösterdik ki bu bulduğumuz, şu şekilde yazdığımız çözümler aslında gerçekten de bu, hem bu denklemi sağlıyor hem bu ayar koşulunu sağlıyor. Şimdi gelelim birim yük için ne olacak? Bir tane noktasal bir yükümüz var ve bu hareket ediyor. Bu yükün yörüngesi, şuraları silelim. Bu tg ifadesine ihtiyacım olacak. Tg ifadem t eksi r eksi r üstü bölü c. Şimdi parçacığımızın yörüngesi R0T ile gösterelim. Herhangi bir yol boyunca ilerliyor olabilir. Bunun o zaman yük yoğunluğunu yazarken mesela bir Q yüküm var. R ve T anlamında. Bir Q yüküm var. Ve bu yüküm sadece R0T noktasında. Bu hareket eden yükün yarattığı akımı yazacak olursam bu Q yükü R0'ın zamana göre türevi hızıyla hareket edecektir. R0'ta. Hem yük yoğunluğunu biliyorum, zaman ve konumla nasıl değişiyor. Hem akım yoğunluğunu biliyorum, zaman ve konumla nasıl değişiyor. O zaman bu potansiyeli R ve T noktasında yaratacağı potansiyel D küp R üstü D T üstü Rho yerine yerleştirelim. Q R eksi R sıfır T R üstü eksi R sıfır T. Green fonksiyonumuz 1 bölü R eksi R üstüydü. Dirac delta R eksi T eksi T üstü eksi R eksi
R üssü bölü C. Elektrostatik potansiyel, tek noktasal bir yükün hareket ederken yaratacağı elektrostatik potansiyel artık bu olacaktır. Şimdi T integralini almaktansa, buradaki Green fonksiyonunu kullanıp T integralini almaktansa, yük yoğunluğundaki Dirac delta'yı kullanıp R üssü integrallerin üçünü de almak işimi daha kolaylaştıracaktır. Onu alırsak bu Dirac delta'dan dolayı bana diyor ki R üssü gördüğümüz yere R0T yazacağız. O zaman burası DT üssü. 1 bölü Q bölü R eksi R0T T üssü Dirac delta T eksi T üssü eksi R eksi R üssü bölü C. R üssü yerine de R0 T üssü yazdık. Şimdi eğer şuradaki T üssü bağımlılığı olmasaydı bana diyecekti ki T üssü integralini aldığımda T üssü yerine T eksi işte şuradaki ifadeyi yaz. İşim bitmiş olacaktı. Ama burası da T üssüne karışık bir şekilde bağlı olduğu için bu integrali Dirac delta'nın şu özelliğini kullanarak almamız lazım. Herhangi bir fonksiyonun Dirac delta'sına x eksi x sıfır o fonksiyonu sıfır yapan noktalar üzerinden bir toplam olarak yazabilirim. Dirac delta x eksi x sıfır gelir. Payda da o fonksiyonun türevinin x sıfır noktasındaki değeri gelecektir. Ve artık bu toplamdaki her bir terimde Dirac delta'nın ifadesi basit olduğu için onu kullanarak da integrali alabilirim. O zaman o yüzden bu integral Q bölüm R eksi R sıfır T üssü 1 bölüm bu ifadenin T üstüne göre türevinin şunu atabilirim zaten 1 artı T üssü artı R eksi R sıfır T üssü bölü C. Ve burada T bu TG dedim geçikmiş zaman yani şu ifadeyi T üssü bu T sıfır diyelim. Bu T sıfır dediğim şey bu integralin içerisinde sıfır yapan an. Şimdi hem bu T sıfırı hesaplamamız lazım. Hem bu şu içerideki türevi almamız lazım. Şimdi öncelikle şu türevden bir başlayalım. D bölü D T üssü T üssü artı R eksi R sıfır T üssü bölü C. Bir defa şuradan bir türev gelecek. 1. Bunun türevi 1. Şimdi bunun türevini almak istiyorsam türeve bağlı olan tek şey buradaki R0. Hatta onu da öncelikle şöyle yazalım. DT üssü karekök R eksi R0 T üssünün karesi. Yani şu yazdığım ifade şuradaki mutlak değeri eşit. Bir de burada 1 bölü C ifadem var. Eşittir. 1 artı 1 bölü C. Şimdi bunun türevini alacak olursam 2 şundan dolayı daha doğrusu karekökten dolayı 1 bölü 2 kuvveti 1 indirdiğim zaman 1 bölü bu karekök gelecek R eksi R sıfır T üssünün uzunluğu şu içerideki ifadenin türevi içerideki ifadenin türevinden 2 şu 2 R eksi R sıfır T üssü skalar çarpım bunun türevi yani T üssü anındaki parçacığımın hızı. Bir de eksi var. Sonucum buymuş. İkileri de sadeleştirirsem 1 eksi V0 T üssü bölü C R eksi R0 T üssü bölü R eksi R0
üssü olarak yazabilirim. Şimdi bunu buraya yerleştirdiğim zaman benim artık elektrostatik potansiyel ifadem bir R noktasında T anında Q bölü R eksi R sıfır T üssü çarpı 1 bölü 1 eksi V sıfır bölü C. Tabi artık T sıfır noktasını koyayım. R eksi R sıfır T sıfır skalar çarpım bölü R eksi R sıfır T sıfır ya da parantezleri de çarparsam Q bölü R eksi R sıfır T sıfır anında eksi V sıfır yine T sıfır anında bölü C skalar çarpım R eksi R sıfır T sıfır olarak bulmuş olurum. Şimdi buradaki T sıfır anı yeniden hatırlatalım. Bu T eksi T sıfır eksi R eksi R sıfır T sıfır bölü C eşittir sıfır denkleminin çözümü. Şimdi eğer R sıfırın parçacığının zamana göre konumunun nasıl hareket ettiğini bilmiyorsak o zaman bu T sıfırı açık olarak çözmemiz zaten mümkün değil. Ve en son ifademiz skalar potansiyeli için bu. Şimdi vektörel potansiyele gelecek olursak vektörel potansiyelde değişen tek şey nedir? Q yerine skalar potansiyel akımın integraliydi. Vektörel potansiyel, skalar potansiyel yük yoğunluğunun integrali, vektörel potansiyel akımın integrali ve değişen tek şey yük yerine artık yük çarpı parçacığın T anındaki hızı gelecek. Yani direkt buradan da o yüzden yazabiliriz. Vektörel potansiyel ifademiz Q çarpı V0 bu T0 anındaki hızı bölü C şuradaki C'den kaynaklı bölü R eksi R0 T0 eksi V0 T0 bölü C R eksi R0 T0 skalar çarpım olarak vektör potansiyeli de elde edebilir. Prensip olarak eğer skalar potansiyeliniz ve vektör potansiyeliniz varsa bunların türevlerini alarak elektrik ve manyetik alanın yaratacağı elektrik ve manyetik alanı da hesaplayabiliriz. Şimdi bunu açıkça yazmayacağız. Kitabınızda var açık ifadeleri. Uzun olmakla beraber standart türev almaktan başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Bir noktaya dikkat edelim. Mesela elektrik alanı düşünecek olursak, elektrik alanı potansiyeller cinsinden nasıl tanımladığımızı hatırlarsanız, fi alanının türevi eksi skalar alan eksi 1 bölü c vektörel alanın zamana göre türevi. Şimdi vektörel alanın zamana göre türevini aldığımız zaman, şimdi t anına, bu t0 t anına bağlı. Aslında T'ye bağlı olan tek şey buradaki T0 anı. Buna göre türev aldığımız zaman elimize bir tane işte V0'ın T'ye göre türevi T0 anında. Yani parçacığın ivmesi bölü aradaki uzaklık bir nevi gibi bir ifade gelecek. Yani elektrik alanın eğer bizim elimizde ivmelenen bir sistem varsa, bir parçacık ivmeli bir hareket yapıyorsa elektrik alanın bir bileşeni aradaki mesafeyle aradaki mesafenin karesi olarak değil tersi olarak 1 bölü aradaki mesafe şeklinde azalan bir kısmı olacak. Aynı şekilde manyetik alan için yapacak olursak manyetik alan A'nın körlüğünü içerecek. Körlüğünü ya da aynı şeyi buradan da bakabiliriz. Gradyanı hesaplarken bu T0'da bu konuma bağlı bir ifade. Şundan dolayı, bu eşitlikten dolayı. Bu burada V0'ın türevi gelecek.
V0'ın T0'a göre türevi çarpı T0'ın konuma göre türevleri yine manyetik alanında 1 bölü R kare olarak değil 1 bölü mesafenin kendisiyle azalan bir kısmı olacak. Şimdi o kısım, şimdi 1 bölü R kare ile azalan bir şey oldukça çabuk dikey sönümlenecektir, uzaklardan hissedilmeyecektir. Oysa 1 bölü R ile davranan bir alan çok daha yavaş azalacaktır. Dolayısıyla çok daha uzak mesafeleri kat etmesi mümkün olacaktır. Bu 1 bölü R ile azalan kısma bu elektromanyetik alanın radyasyon kısmı diyoruz. Yani yükten kopup çok uzaklara kadar gidebiliyor. Bunun daha detaylı olarak daha gelecek haftaki dersimizde çift kutup için çift kutbun yaratacağı radyasyon alanını incelerken daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi bu ifadelerimize geri dönersek, bu herhangi bir yükün yaptığı hareketti, yaratacağı skalar ve vektörel potansiyeldi. Şimdi gelelim sabit hızda hareket eden, ivmeli değil, sabit hızda hareket eden bir yükün yaratacağı skalar ve vektörel potansiyelleri. Şimdi sabit hızda hareket ettiğini ediyorsa, biz bu R0'ın ne olduğunu biliyoruz. R0T. T eşittir 0 anındaki konumu bir R0 noktası olabilir. V0 hızıyla hareket ediyor olsun. T anındaki konumunu bu şekilde yazabiliriz. Şimdi ilk yapmamız gereken öncelikle bir şu T0 anını bir bulalım. Daha sonra bana şu ifadeler lazım olacak. Fi ya da A yazacak olursam Q 1 ya da V0 T0 bölü C bölü R eksi R0 T0 eksi V0 T0 R eksi V0 T0 bölü C olarak yazabilirim. T0'da şu denklemden çözeceğim. Şimdi T0'ın bir açık ifadesine bakalım. T0 T eksi T0 bir defa şuna eşit olacak. R eksi R0 T0'a eşit olacak böleceğim. R0T yerine şu ifadeyi yerleştirebilirim ama henüz geriye yok. Birkaç adım sonra yerleştireceğiz. İki tarafında karesini alalım. O zaman ne çıkar? T kare eksi 2 T0 artı T0'ın karesi çarpı C kare. C'yi de öbür tarafa attım. Buranın karesi. Buranın karesi R kare artı R0'ın R0 artı V0T'nin karesi eksi 2 ve skalar çarpım R0 artı V0 çarpı T gibi bir ifade çıkacak. Şimdi bundan sonra yapılacak şey burası T0, burası da yine T0. Şimdi açtığımızda T0'a göre ikinci derece bir denklem elde edeceğiz. Her şeyi bir tarafa, T0'larını, bütün terimleri bir tarafa toplarsak ikinci derece bir denklemin çözümünü yapmamız lazım. O çözümü de yapacak olursak, tabi elimizde iki tane çözüm olacak. İkinci derece denklemin iki tane çözümü var ama o her çözüm bu koşulu sağlamaz. Şimdi bu denk karesini aldığımız için, normalde bu denklemin çözümü olmayan ekstradan bir çözüm daha getirmiş olduk. O iki çözümden sadece bir tanesi, buraya baktığımızda T0 dediğimiz zaman T anından daha küçük olması lazım. O çözümlerden bir tanesi T anından daha önce, öbürü daha sonra. Önceki çözümü aldığımızda bizim T0 ifademiz V0 R eksi R0 eksi T C kare artı karekök V0 R eksi R0 R'ın karesi eksi tc kare artı
C kare eksi B sıfırın karesi. Gayet karışık bir ifadesi. B sıfırın karesi eksi C kare gibi bir T sıfır ifadesi buluruz. Uzun bir ifade ama elde etmesi dediğim gibi gayet kolay. Buradan yola çıkıp işte T sıfırları bir tarafa toplayın, ikinci derece bir denklemin çözümü. Şimdi T sıfırı bulduktan sonra bizim buraya yerleştirmemiz lazım. Şimdi V sıfır sabit hızla hareket ettiği için bu V sıfır zaten bir sabit. Şu paydadaki ifadeye bakacak olursak sadece 1 bölüm R eksi R sıfır T sıfır eksi V sıfır T sıfır R eksi R sıfır T sıfır böleceğim. Şimdi T sıfırın tanımından R eksi R sıfır zaten C çarpı T eksi T sıfıra eşit. Eksi V sıfır. Bu sabit. R eksi R sıfır. Eksi V sıfır. T sıfır. Böleceğim. Eşittir. Biraz daha nasıl sadeleştirebiliriz? C bölü C kare T eksi T sıfır artı V sıfırın karesi ya da eksi V sıfırın karesi T eksi T sıfır. Şimdi yaptığım şey bu C'yi bu tarafa attım. Şimdi şuraya bak, şu terime bakacak olursak artı V sıfırın karesi T sıfır geldi. Artı V sıfırın karesi T sıfır geldi. Ama buraya ekstradan bir T koyduğuma göre eksi V sıfır R eksi R sıfır T. Bu hale getirebilirim. Şimdi burada yaptığım şey, dikkat ederseniz burada şu ifadeyle kıyaslayacak olursak burada T sıfır anındaki konumu, yani daha önceki bir zamanki konumu varken buraya getirdiğimde R sıfır T olarak koyduğum şu anki konumu buradaki T'den gelen katkıyla şuradaki T'den gelen katkı birbirini götürecek. Niye böyle bir şey yaptım? Şu ikisini de ortak paranteze alabilirim. O zaman elime C kare eksi V sıfırın karesi T eksi T sıfır gibi bir ifade gelecek. Şimdi T eksi T sıfırı bir defa buradan hesaplamam lazım. Buradan hesapladığımda işte C kare eksi V sıfırın karesi var. O da şu paydadaki ifadeyi sadeleştirecek. İfadeler biraz daha her ne kadar uzun olmakla beraber daha sade bir hal alacak. Şimdi artık yerleştirelim. C bölüm C kare eksi V sıfırın karesi T. Buna dokunmadım. Eksi C kare eksi V sıfırın karesi çarpı T sıfır geldi. Burada V sıfırın karesi eksi C kare var. Oradan bir işaret farkı geldiğinden artı V sıfır, R eksi R sıfır, eksi T, C kare, artı karekökün içindeki ifade. Onu açık yazmıyorum şu anda. Eksi V sıfır, R eksi R sıfır, T. Şimdi bakalım. Neler sadeleşecek? Burada bir V0 çarpı R çarpanı var. Burada eksi V0 çarpı R var. Dolayısıyla bununla şuradan gelen katkı gidecek. Burada artı TC kare var. Burada eksi TC kare var. Bununla da şuradan gelen T kare katkısı gidecek. Geriye neler kaldı? Şuraya bakarsam V0 parantezini aldığımda eksi V0 parantezine. Buradan bir R0 geldi. Artı buradan da bir V0T geldi. Bu ise benim RT R0T dediğim
ifade eden başka bir şey değil. Buraya eksi v0 çarpı r0t gibi bir ifade geldi. Burada ise artı v0 çarpı r0t gibi bir ifade geldi. Dolayısıyla şu ve buradaki geri kalan terimle de bu birbirini sadeleştirecek. Geriye kalan tek şey c bölü şuradaki karekök ifademiz olacak. Şimdi dolayısıyla bizim skalar ve vektör potansiyelimiz sabit hızda hareket eden bir noktasal yük için Q çarpı skalar potansiyeli için 1, vektörel potansiyeli için V0 bölü C bölü karekök içindeki ifade. Onunla şimdilik kalsın, yazmayalım. Bundan sonraki adımda bu karekök içerisindeki ifadeyi biraz sadeleştirmeye çalışacağız. Şimdi neye dikkat etmem, neye yapmaya çalışacağız? Buraya dikkat edersek R0'ların hepsi T0 anındaki değil, T anındaki R0'ı yazdık. Ve hep R-R0 T anındaki o anındaki parçacığın konumu gibi şeyler geldi, ifadeler geldi. Şimdi bundan sonra bakacağım, acaba bunu da o şekle getirebilir miyiz? Şu anda beni ilgilendiren tek şey şu karekökün içindeki ifade. Şimdi öncelikle bir parantezleri açalım. Şu kareleri bir alalım. V0 R eksi R0'ın karesi. Burada bir şey yanlış yazmışım. V0'ın şuradaki kare yok. Bu skalar çarpımı karesi. Artı t kare c üzeri 4 eksi 2 t c kare çarpı v0 v eksi r0 artı c kare eksi v0'ın karesi r eksi r0'ın karesi eksi c kare eksi v0'ın karesi t kare çakarım. Şimdi bakalım neler sadeleşecek. Burada t kare c üzeri 4 gibi bir ifadem var. Şuraya bakacak olursam t kare c kare bir de c üzeri buradaki c kareyle c üzeri 4 etti. Eksi işaretli. Dolayısıyla bu çarp bu faktör ifadeyi de şuradaki bu c kareden gelecek olan katkı birbirini götürecek. İlk sadeleştirmemiz oradan. Şuraya bakalım. Şu terime bakalım. V0 R eksi R0'ın karesi artı nasıl eksi V0'ın karesi R eksi R0'ın karesi buradan gelen şundan artı C kare R eksi R0'ın karesi artı V0'ın karesi T kare C kare şuradan gelen eksi 2 T C kare V0 R eksi R0. Şimdi şu terime baktık. Bu terimi R eksi R0 eksi V0 T'nin karesini alırsam şimdi bana neler gelecek? R eksi R0'ın karesi. O terim zaten burada. V0'ın karesi T kare. V0'ın karesi T kare zaten burada. Bir de eksi 2 V0T ile R kare eksi R0'ın skalar çarpımı. O terim de burada. Şu C kare parantezine alırsam bu 3 terim bana V0 R eksi R0'ın
hepsinin karesi eksi V0'ın karesi R eksi R0'ın karesi artı R eksi R0T'nin karesi çarpı C kare. Şimdi C kare, bunu yazdığımda şu terimi göz önüne aldım. Bu terimi göz önüne aldım, bu terimi göz önüne aldım. Diğerleri zaten burada duruyorlar. Dolayısıyla karekök içindeki ifadeyi bu şekilde sadeleştirebilirim. Şimdi düşündüğüm sistemi, fiziksel sistemi bir düşünecek olursak, benim bir parçacığım var, şu şekilde hareket ediyor. Ya da onu yatay çizelim. Parçacığım bu yönde hareket ediyor. Hızı V0. R0 dediğim nokta, işte şuradaki bir noktayı alalım. R0 dediğim T eşittir 0 anındaki konumu. Ben neye bakıyorum? Belli bir T anında bunun konumu R0T. T anında şu R noktasındaki potansiyelleri hesaplamak istiyorum. T anında parçacığımın konumu da şuralarda bir yerlerde. R. Dolayısıyla şuradaki vektörü düşünecek olursam, bu vektör R0 T eksi R0 vektörü. Şu vektör R eksi R0 T vektörü. Şuradaki R eksi R0 T ifadeleri sürekli karşımıza çıkan. Şurası da R eksi R0 vektörü. Açılara da isim verelim. Bu açıya alfa açısı diyelim. Bu açıya da beta açısı diyelim. Şimdi bu ifadeleri, şimdi şuna dokunmayacağız. Bu olduğu gibi dursun. R eksi R0 T'nin karesi C kare artı, şimdi buna bakacak olursak, bunun skalar çarpımı, işte bir V0'ın karesi R eksi R0'ın karesi 1, buradan gelen ifade, hatta eksi koyalım, eksi 1. Eksi V0 ile R eksi R0 arasındaki açının kosinüsü. Bakalım şu grafiğimizde. R eksi R0 vektörü bu yönde. V0 vektörü bu yönde. Aradaki açı alfa. 1 eksi kosinüs kare alfa. 1 eksi kosinüs kare alfa ise sinüs kare alfadır. Yani bizim şuradaki ifademiz V0'ın karesi R eksi R0'ın karesi sinüs kare alfadan başka bir şey değil. Şimdi R eksi R0 vektörün uzunluğu şu uzunluk. R eksi R0 çarpı sinüs alfa şuradaki yükseklik. Sinüs alfa. Ama ben aynı yüksekliği şuradaki dik üçgeni düşünecek olursam R eksi R0 T şunun uzunluğu sinüs beta olarak yazabilirim. O zaman buradaki ifade, yani hatırlarsak bu karekökün içindeki ifadeydi. R eksi R0 T'nin karesi C kare eksi V0'ın karesi. Şu eşitliği de kullanırsam R eksi R0 T'nin karesi sinüs kare beta olarak yazabilirim.
Yine istersen bunların hepsini vektörel eşitlikler olarak yazmak istersen. T'nin karesi, C kare, eksi V0'ın karesi, R eksi R0, T'nin karesi. Sinüs kare beta, 1 eksi kosinüs beta'nın karesidir. Kosinüs beta'yı da V0 skalar çarpım şu vektör V eksi R0T bölü V0 ve R eksi R0 T'nin mutlak değeri olabilir. Bu kosinüs teta'yı verecektir. Bunun karesini almam lazım. Bunun karesi, V0'ın karesi, bunun karesi. Son birkaç sadeleştirmeden sonra işimiz bitmek üzere. Ne oldu? Şu birden gelecek olan şey C kare, şununla birleştirirsek C kare eksi V0'ın karesi R eksi R0 T oldu. Artı V0'ın karesi ve R eksi R0 T'nin karesi bunlar, bu ifadeyle şuradaki paydadaki ifade birbirini götürdü. Geriye bir tek yukarısı kaldı. Artı V0 R eksi R0 T. Şimdi bu ifadeye de çoğu zaman bir isim verelim. Omega diyelim. Omega vektörü. Bu eşittir. C kare eksi V0 kare omega kare artı omega ile V0'ın skalar çarpımının karesi. Karekök içindeki ifadeyi bu şekilde sadeleştirebiliriz. Omega kare şimdi omega vektörüne dikkat ederseniz, omega vektörü, şimdi bu noktada biz ölçüm yapıyoruz belli bir t anında. Ve şurası o andaki parçacığın konumu. Omega vektörü ise o t anındaki parçacığın konumundan t anında ölçüm yaptığımız noktayı gösteren vektör. Şimdi potansiyellerimizi bulduğumuza göre artık elektrik ve manyetik alanımızı hesaplayabiliriz. Onu hesapladıktan sonra da bugünkü dersimizi bitireceğiz. Şimdi elektrik ve manyetik alanı hesaplamak için bu potansiyellerin hem konuma göre hem zamana göre türevlerine ihtiyacımız var. Oysa bu ifadeye baktığımızda R noktasına ve T ağına bağlı olan tek ifade omega. Dolayısıyla bu potansiyellerimiz konum ve zamana omega aracılığıyla bağlı. Türevini almak istediğimiz zaman, işte zincir kuralını kullandığımızda mutlaka önce omega'ya göre türevlerini almamız lazım. O yüzden biz baştan bu fi'nin omega'nın i bileşenine göre türevine bakalım. Fi'nin omega'nın i bileşenine göre türevi, omega'nın i bileşenine göre q çarpı karekök içerisinde c kare eksi v0'ın karesi omega kare artı omega V0'ın karesi. Karekök. Bunun eksi 1 bölü 2. kuvveti. Türevini aldığımızda Q, bir defa önce eksi 1 bölü 2. Bu ifadenin kuvveti bir azalttığımızda eksi 3 bölü 2. kuvveti gelecek. Ve içerideki ifadenin omega'nın i bileşenine göre türevini almamız lazım. Buradan da bize c kare eksi v0'ın karesi 2 omega i, şunun omega i'ye göre türevinden 2 omega i gelecek. Buradaki diğer ifadenin türevinden de 2 v0'ın i'inci bileşeni çarpı omega skalar çarpım v0 gelecek. Omega'nın i'ye göre, i'inci bileşenine göre fi'nin türevi bu. Bu iki faktörleriyle buradaki 2 gitti. Dolayısıyla toparlarsak eksi q bölü karekökün küpü. Uzun uzun yazmıyorum. Karekökteki içindeki ifademiz her zaman için şu.
C kare eksi V sıfır kare omega eksi V sıfır omega V sıfır. Bunun iyi bileşim. Elektrik alandan başlayalım. Elektrik alan ifademiz neydi? İyi bileşeni, yine iyi bileşenine bakalım. Fi'nin konunun iyi bileşenine göre türevi eksi 1 bölü C A'nın yine T'ye göre A'nın iyi bileşeninin T'ye göre türevi olacak. Eşittir. Fi'nin omega'nın J bileşenine göre türevi çarpı omega'nın J bileşeninin x'in i bileşenine göre türevi. Yine zincir kuralını diğerinde de kullanacak olursak 1 bölü C A i'nin omega'nın J bileşenine göre türevi ve omega'nın J bileşeninin T'ye göre türevi. Şimdi bu şuna bakacak olursak omega dediğimiz ifade R eksi R sıfır T idi. Dolayısıyla omega'nın i bileşeninin x'in j bileşenine göre türevi ölçüm yaptığımız konumun koordinatlarına tek bağlılık buradan gelecek. Bu parçacığın konumu ölçüm yaptığımız konum değil. Buradan gelecek. Dolayısıyla bu eğer i j'den farklıysa 0, i j'ye eşitse 1. Burası Kronecker delta i j. Buraya bakacak olursak da omega'nın J bileşeninin zamana göre türevi. Zamana bağlı olan kısım bir tek burası. R0T'nin zamana göre türevi ise hızını verecektir. Bu türev de eksi V0'ın J bileşenini verecektir. Yazacak olursak eksi Fi'nin omega i'ye göre türevi. Elektrik alanın i bileşenini yazıyorum. Omega i'ye göre türevi artı 1 bölü V0 J bölü C A i'nin omega j'ye göre türevi. Şimdi A i'nin omega j'ye göre türevini alırken A'ya dikkat ederseniz A dediğim vektör, Fi dediğim vektörün bir V vektörü bölü C'li bir sabit, bu sabit. Sabit hızla hareket ettiğine göre bir sabitle çarpımı. Dolayısıyla A'nın türevi yerine ben burada Fi'nin omega J'ye göre türevi ama bir de V0 i bölü C faktörü gelmiş hali. Şimdi bunu yerleştirmem lazım. Şuradaki Fi'nin türevini zaten hesaplamıştık burada. Bunu yerleştirmem lazım. Q bölü karekökün küpü türevden gelecek olan ifade C kare eksi V sıfır kare omega eksi V sıfır omega skalar çarpımı V sıfır. Bunun iyi bileşeni. Şimdi bunun Fi'nin omega i'ye göre değil, omega j bileşeniye göre türevini aldığımızda i bileşeni değil, j bileşeni gelecek. Bunu v0'ın j bileşeniyle çarpıyorum ve topluyorum. Bu bana skalar çarpımı getirecektir. Dolayısıyla ben bu içerideki ifadeyi v0'ın v0'la skalar çarpımına baktığımda eksi, şu başındaki eksi, bir defa V0 duruyor. Şu V0'ın i bileşenini alacağım. Buradaki. V0 J ile bunun J bileşenini çarpıp topladığımda skalar çarpımı getirecek. C kare eksi V0'ın karesi. Omega kare. Omega skalar çarpımı V0. Bir eksi burada. Eksi V0'ın karesi omega skalar çarpım V0. Şimdi baktığım zaman
Omega skalar çarpım V sıfırlar zaten ortak. Burada bir işaret hatası mı yaptım? Evet, şuradaki işaret eksi değil, artı. Şuradaki artıyı buraya taşırken yanlış taşımışım. Dolayısıyla bu artı oldu. V sıfırla çarptığımda bununla şu birbirini götürdüler. Buradaki V sıfır kare terimi. Şimdi geriye neler kaldı? Nereyi sileyim? Şurayı sileyim. Q bölüm karekökün küpü. Unuttuğum bir de buradaki c kare faktörünü unutmuşum. Burada bir de bölü c kare faktörüm var. Şimdi dikkat edersen burada ne var? C kareler. Şimdi şunlar zaten gitti. C kareler birbirini götürdüler. Bu da eksi V0 ve omega skalar çarpım V0. Bir de burada aynısından var. Yine bir yerlerde bir işareti yanlış almışım sanırım. Şimdi işaretleri de düzeltirseniz bunlar da geriye bir şey kalmayacak. Ve geriye elektrik alan için Q bölü bu karekök ya da QC C kare eksi V0'ın karesi omega'nın iyi bileşeni. Sadece şuradan gelen katkı olacak. Ya da elektrik alanın kendisi için bakacak olursanız elektrik alanın yönü omega ile aynı yönde. Şimdi elektrostatikte hatırlarsanız elektrik alan duran bir yükün yaratacağı elektrik alan radyal olarak yükten uzaklaşıyordu. Şimdi bu sonuç bize diyor ki diyelim ki V0 hızıyla hareket eden bir yükümüz var. Ve bu yük V0 belli bir anda şuradaysa elektrik alanın yönü o anki konumundan uzağa doğru olacaktır. Her yerde. Yani bir bakıma elektrik alan yine radyal yönde olacak. Şimdi bu sadece bir rastlantıdır. Şuradaki bir nokta belli bir anda ona gelen etki daha önceki zamanlardan gelen etkiden başka bir şey değildir. Bu konumun bilgisi henüz bu noktaya gelmediği için bu nokta aslında burayı bilmiyor. Ama rastlantı eseri V0 hızıyla gitse bile sanki o noktanın yerini biliyormuş, ondan uzağa doğru yönelmiş gibi görünecektir elektrik alanı. Başka söyleyebileceğimiz artık homojen olmayacaktır elektrik alanı. Şimdi dikkat ederseniz hani bir sabit hızda gidiyor olsun. Farklı yönlere baktığımda farklı yönler bu karekökün içindeki ifade. Şimdi omega ile V0 arasındaki açıya göre bu karekök ifadesi değişecek. Bir kare olduğuna göre bu mutlaka sıfırdan büyük ya da pozitif. Bu ifadenin, karekökün içindeki ifadenin en küçük olduğu nokta, bunun sıfır olduğu nokta. Bu sıfır olduğu anda omega ile V0 birbirine dik demektir. Yani R noktası harekete dik yönde, dik bir yönde duruyor. Karekökün içi en küçük olduğu zaman, burada 1 bölü işte karekökün küpü olduğuna göre onun en büyük değerini aldığı noktadır. Bu da bize diyor ki elektrik alanın en büyük olduğu nokta harekete dik doğrultudadır. En küçük olduğu nokta ise bu çarpımın en büyük olduğu nokta. Yani omega ile V0 aynı doğrultuda ya da zıt doğrultuda birbirlerine göre duruyorlarsa buralarda ve buradayız. Hareketin önünde ve hemen arkasında elektrik alan en küçük değerini alacaktır. Çizecek olursak elektrik alan çizgileri dik doğrultularda çok yoğun. Oysa hareketin yönünde ya da arkasındaki doğrultularda ise çok daha az yoğun olacaktır. Sanki elektrik alan çizgileri harekete
dik doğrultuda sıkıştırılmış gibi. Yani buradan büzüştürmüşsünüz ve önünde ve arkasında çok fazla elektrik alan çizgisi kalmamış gibi davranacaktır. Tabii eğer ışık hızına çıkacak olursanız, V0C'ye ne kadar yaklaşırsa, dikkat ederseniz elektrik alan şundan dolayı sıfıra gidiyor gibi görünse de V0 eşittir C'de hareketi dik doğrultuda bu ifade de sıfıra gideceğinden V0C'ye yaklaştığında harekete dik doğrultudaki elektrik alan çok büyüyecek. Diğer bölgelerdeki elektrik alan ise neredeyse sıfıra olacaktır. Manyetik alanı da benzer şekilde hesaplayabilirsiniz. Elektrik alanı bulduktan sonra manyetik alan zaten elektrik alan cinsinden V0 bölü C, C vektörü çarpı E olarak karşınıza çıkar. Bugünlük de dersimiz bu kadar. Gelecek hafta bu kaldığımız yerden bırakıp ilk dersin sonunda, ikinci dersin başında bahsettiğim bu radyasyon alanını biraz daha detaylı inceleyeceğiz.